Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, videomuzun konusu isimler. Çocuklarımıza nasıl isim koymalıyız? Bununla ilgili daha önce birkaç arada da olsa konuşmam oldu. İzah etmeye çalıştım. İsimler masum değildir. Az ya da çok tesir eder. Bunu biliyorsunuz. Defalarca da söyledik. Örneği de toplumda çok. Yani çocuğun adını Efe koyuyorlar, camı çerçeve kırıyor diye kızıyorlar. Yani mülayim diye kabadayı olmaz. Bunların farkına varmamız lazım. İsimler de maalesef diziler, filmler, toplumdaki yönlendirme, çocuklara konan isimlere tesir ediyor. İşte Keziban'ın yalancı olduğu, Azer'in, İbrahim'in, İbrahim Resul'ün iman etmeyen babasının ismi olduğu, ya da Kenan'ın Nuh'un gemiye binmeyen oğlu olduğu rivayetlerle sabit. Bunlara inanırsınız ya da inanmazsınız. Fakat hayvan ismi koymak hakikaten biraz tuhaf. Şimdi tabii çakal konmuyor, aslan konuyor, ayı konmuyor, ceylan konuyor. Böyle sevdiğimiz sempatik hayvanların isimlerini koyuyoruz. İşte fanatikse, mesela Beşiktaşlı bir fanatikse çocuğun adını kartal koyuyor. Hatta kara kartal diye koyan da var. Ama dostlar, hakikaten isim önemli. Gelişigüzel isim koymayın. Neden? Çünkü bir ömür o çocuk o ismi taşıyacak. Özellikle şöyle bir gayret var toplumda. Öyle bir isim koyalım ki hiç kimse duymuş olmasın. Farklı bir şey bulalım. Netice su mesela. Su, isim yani. Çok ilginç isimler de var. Şimdi benim videodaki konum Hüseyin Cıvık'ın bir iddiası. Nedir o? Muhammed ismini koyanın sırtı yere gelmiyor, tabiri caizse. Peki, önce beraber bir dinleyelim, sonra da düşünelim. Hakikaten dediği doğru mu? Yani bu kadar tesir ediyor mu? Ankebut Suresi 51. Ayet. Muhammed isimli kimse bulunan ev ve o yerde bereket olur. Evinde çocuğun olup da adını Muhammed koymanın ben aklına yazık diyorum. Zavallı. Ben sayısız, sayısını veremeyeceğim kadar Suriyeli, Halep'in Türkmeni ya da işte oradan gelmiş fakir ailelere yardım ediyorum. Adamlar neredeyse kızına bile Muhammed ismini koyacak. Muhammed el Muhammed, Muhammed Ahmet Muhammed, Mehmet Muhammed Ahmet. Şimdi buradaki hadis orada da var. Ve Suriyeliler, Halepliler, Iraklılar, Yemenliler her tarafa Muhammed ismini koymuşlar. Bereket nerede? Ne oldu senin Muhammed ismini kullanan evde bereket eksik olmaz? Bereketten vazgeçtik. Can kalmadı, can can. Yani adamların her evinde Muhammed var ama netice fakirlik, yoksulluk, hicret, açlık, susuzluk, işsizlik, garibanlık. Ne oldu? Her evde bir Muhammed var, erzağı Mahmut götürüyor. Ya da Hasan götürüyor, Hüseyin götürüyor, Cemal götürüyor, Şeref götürüyor. Ne olacak şimdi? Şimdi Deniz diye arkadaşım var benim, erzak götürüyor. Çocuğun altında bez yok ama adı Muhammed. İsimle yırtacaklarını zannediyorlar. İsmi koy kurtul. Müthiş bir şey ya. Müthiş bir şey. Ve bu adamın arkasında bir sürü insan var ya. Ya hiç mi düşünmüyorsunuz ya? Adından dolayı adam cehennemden çıkar mı ya? İsminden dolayı adam cehennemden çıkar mı ya? Bu nasıl bir mantık? Adını söyle, ne? Şey diyorlar, Allah Muhammed ismini cehenneme sokmaz. Gerçi kendisi öyle demiyor. Hüseyin Cıvık diyor ki, girerse de diyor cehenneme diyor, çıkar diyor, orada durmaz diyor. Bakın dinleyin şimdi. Her türlü hayrını görürsün. Ya ben karışanım, bizim ona hanım karar verecek. Ne koyacak? Ben geçen koyacak, beni konuşma şimdi ya. Cıvıklığı çok seviyor ya.
Ya adam ahiret, cennet, cehennem hiç fark etmez, mutlaka sırıtacak. Hadisi şerife de gelince Allah Resulü ömrü boyunca dişlerini hiç göstermedi. Buyurun size diş göstereyim. Hadisi şerif, şerifli, şerefli hadis. Allah Resulü ölene kadar dişlerini gülerken hiç gören olmadı. Yani bademciğin gözüküyor. Niye? Çünkü cıvıklık yapacak. Cıvıklık yapacak ya, o zaman sünneti boşver. Cemaat de zaten kendi kafasına göre. Yani Hüseyin cıvık gülerse cemaat kahkaha atar. Gayet normal. Şimdi ama zaten mesele cıvık. Mesele cıvık olduğu için gülmek normal. Devam ediyoruz. Başlayacağım şimdi, tövbe estağfurullah ya. İsmi Muhammed olan cehennemde mi hissediliyor? İkinci o çıkacak. Allah Allah. Allah Allah. Niye? Kızıyor ya. Kızınca Allah Allah. Normalde biz bunun videolarda kulağını çekince Allah Celle Celaluhu diyordu. Ama birkaç ay sürdü. Birkaç ay sonra adam özüne döndü. Allah Allah. Hay Allah. Allah kahretsin. Celle Celaluhu gitti. Adam özüne dönüyor, özüne. Özünde yok. Özünde olmadığı için yapsa yapsa birkaç ay yapar. Ondan sonra yine özüne döner işte böyle. Düşünebiliyor musunuz? Mahkeme-i Kübra var. Adamın ibadetleri var, yaptıkları var. Namazı var, orucu var, haccı var. İtikafı var. İyilikleri var, kötülükleri var, haramları var, sevapları var, günahları var. Geliyor, adın ne? Muhammed, hadi çık. Ne güzel ya. Bir de kendi ismini kendisi de seçmiyor. Hani kendi iradesiyle seçse, diyeceksin ki ya çocuk kendi iradesiyle Muhammed ismini seçmiş. Ya babası, dedesi ismini veriyor. Sen adamın yediği naneleri siliyorsun. Bu nasıl bir kafa? Nasıl bir inanış? Nerede yazıyor? Nereden görüyorsunuz bunları? Babası, dedesi ismini vermiş. Adam cehennemden çıkıyor ya. Şu adam şanslı doğmuş yani. Adamın nasibi varmış demek. Babası belki can koysaydı cehennemde yanmaya devam edecek. Babasının jesti. Adamı cehennemden çıkartıyorlar. Niye çıkartıyorlar? Adı Muhammed. Kendisi mi istedi? Kendisi mi istedi? Yok. Babası koydu. Kulağına ezan okudu. Adın Muhammed dedi. Ne olacak şimdi? Bakın devam edelim, ne diyor? Allah! Muhammed ismi Muhammed'e döndü. Bereket olur. Hadis-i şerif okuyorum sana ya. Ya bırakın ya. Hadis-i şerif okuyormuş. Evinde Muhammed olana bereket olurmuş. Gel de Küçükçekmece, Cennet Mahallesi, İki Telli, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Yüzyıl, Tuna Mahallesi, Turgut Reis Mahallesi. Gel. Gel bir İnönü Mahallesi'ne gidelim. Bir Kıraç'a gidelim. Esenyurt Kıraç'a gidelim. Esenyurt Beylikdüzü'ne gidelim. Oralarda bir bakalım. Mehterçeşme Mahallesi'ne gidelim. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne gidelim. Bereketli evlere beraber bir gezelim mi? Ne kadar bereketli evler. Evlerden bereket akıyor. Diyorum ki kapıların altına sünger koyun, makarnalar dışarı gidecek. Canlarım benim ya. Şu yeni isimleri, concon isimleri, saçma sapan isimler ya. Taş, toprak, kaya, odun, ruh, dağ, taş, ova, uzay, Venüs, Neptün. Lan ne oluyor? Coğrafya dersinde miyiz? Coğrafya da mı diyor? He? He, iyi tutturmuşuz. Arkadaşım ben anlamıyorum. Şimdi başlattıracaklar, yine isim muhabbetine girmek istemiyorum ama. Yani ama yeter daha. Ya düzgün isim koymuş oluyoruz çocuğunuza ya. Saçma sapan isimler koymayın. Allah aşkına söylüyoruz. Evet dostlar, durum bu. Bu adamın hiçbir videosunda ciddiyet yok. Hiçbir videosunda adam gibi bir konu yok. Hiçbir videosunda da hakikaten şöyle vay be diyeceğiniz bir ayet duyamazsınız. Adam kakara kikiriyle bu medreselerindeki halının üzerinde spor faaliyetlerini YouTube'dan oradan buradan paylaşarak halen milleti güldürmeye çalışan birisi. İnşallah tabii kendisinin Diyarbakırlı Ramazan Hoca'yla da ilgili iddiaları vardı. Bakalım
arkasından ne çıkacak, ne olacak? Merakla bekliyoruz. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle.